Günaydınlar herkese. Saat sabahın 5.30'u. Aslında biz 4'te yola çıktık ama çok karanlıktı. Size gösterebileceğim veya konuşabileceğim bir şey yoktu. Talha ile buluştuk. Sonra Trakya turuna çıkıyoruz. Daha doğrusu çıktık. Yani artık çıkıyoruz diyecek bir şeyimiz yok. Bandırma'ya geldik. Bandırma, yani Bursa'dan Bandırma'ya kadar çok karanlıktı. Bir şey gösteremedim. Şöyle yüklü bir haldeyiz ve Talha hocam da burada her zamanki gibi. Şimdi buradan Biga'ya geçeceğiz. Biga'ya kadar normal ana yolu kullanacağız. Hava biraz daha aydınlansın, bir kahve içelim. Daha hiçbir şey yemedik. Çok açız. Böyle bir kahve içelim, bir küçük sandviç yiyelim. Yola çıkınca size bugünün planını da anlatacağım. Bu 3 günlük bir tur olacak. Bir aksilik olmazsa belki bir tık daha fazla olabilir. Karnımızı doyuralım, kahvaltı yapalım. Yolu anlatmaya devam edeceğim. Evet, Biga'ya geldik. Hatta Biga'dan çıkıyoruz. En son sizle konuştuğumuzda Bandırma'daydık. Bandırma'dan Biga'ya kadar... Aa Sincap! Tipe bak! Bandırma'dan Biga'ya geldik. Zaten Bursa ile Biga arasında dümdüz yol gidecektik. Gayet sıkıcıydı ve hava karanlıktı. O yüzden bir çekim yapıp size bir şey karanlıkta bir şeyler anlatmak istemedim. Hava da aydınlandı. Saat 7:07 geçiyor şu anda. Biz 4.30'da falan çıkmıştık diye hatırlıyorum. Şurada onu önce bakayım. Evet. Şimdi asıl tatlı yol Biga'dan sonra başlıyor. Yani bulunduğumuz yerden sonra başlıyor. Burada köylerden, dağlardan, tepelerden yavaş yavaş geze geze Çanakkale'ye kadar ineceğiz. Daha önce izlemeyen vardır, planımızı bilmeyenler vardır. Ufak bir bahsedeyim. 3 günlük Trakya turuna çıkıyoruz. Buradan Çanakkale'ye dediğim gibi ineceğiz. Çanakkale'den feribotla Kilitbayır'a geçeceğiz. Oradan aşağıdan şehitlikleri geze geze, işte görülmesi gereken yerleri görmeye çalışarak mümkün olduğu kadar gezerek ilerleyeceğiz. Tabii şimdi oralarda yani o kadar çok şey var ki hepsini bir güne sığdırmam imkansız. Daha çok böyle ana noktaları gezeceğiz. İşte Çanakkale Şehitler Abidesi olsun, Conkbayırı, Kanlısırt vesaire, Anzak Koyu gibi yerler olsun. Yoksa yani hepsini gezmeye kalksan o kadar çok müze, tarihi yer, böyle minik minik bir sürü şey var ki gezemeyiz. Bu tarz tarihi yerleri gezdikten sonra geçeceğimiz nokta Keşan olacak. Bu akşam Keşan'da kalacağız. Keşan'da tatlı bir öğretmen evi buldum. Öğretmen evleri iyidir ya. Yani standartı var. Seni çok şaşırtmaz. Ha, gerçi bizim için çok da fark etmez yani. Altı üstü akşam muhtemelen bizim yani bugün var ya sürüşümüz şu an saat 7. Hani akşam 5'te biterse şaşırırım. Öyle söyleyeyim. Çünkü bir sürü yere gezeceğiz, bakacağız. Yani bugün bir 12-13 saat motor üstünde olabiliriz. Bizim için o yüzden çok fark etmiyor. Biz yatalım yeter. O ağzında ne tuş böyle. Zaten biz akşamı muhtemelen de komaya gireriz yani böyle bir sızarız. Of yani sabaha kadar. Yarın çok daha güzel olacak. Yarın TET rotasına gireceğiz. Hemen Keşan'ın altından TET rotasına başlayacağız. İpsala'ya kadar TET rotasında olacağız. Oradan Edirne'ye geçeceğiz. Yine geze geze göre göre ilerleyeceğiz. Şu karanlık bulut biraz beni tedirgin etti ama yağacağını da çok sanmıyorum. Yani normalde hava 35 derece falan gösteriyor hatta Çanakkale taraflarında. Bir tık da rüzgarlı bir gün olacak. Ama biz böyle yollardan gideceğimiz için bizi çok çok da etkileyeceğini sanmıyorum. Eğer şeyler olsaydı, böyle otobanlar falan olsaydı o zaman sıkıntıydı. Şimdi neredeymişiz? Gemici Kırı köyündeyiz. Buradan yaklaşık 284 kilometre yolumuz var gözüküyor. Of biraz kendime geldim, ısındım ya. Gerçekten var ya yani şu bazen benim şu üşengeçliğim, şu aptal üşengeçliğim. Aman be şimdi kim onu çantaya koyacak vesaire vesaire. Hep bana zarar, başka bir şey değil. Bir de bir şey değil mi, daha kahvaltı yapmadık. Yani acımdan ben geberiyorum en azından, öyle söyleyeyim. Sabah kalk işte hazırlık yap, çanta tak vesaire vesaire derken fırsat bulamadım. Talha'yla benzinlikte durduğumuzda birer sandviçi bölüştük. Ama yetmedi tabi. Yani şu an bari ne istiyorum, böyle dolu dolu malzemeli bir tost istiyorum ya. Böyle kaşarlar, sucuklar aksın.
Ama bu köy yollarında, ne bileyim, tepelerde yemek yiyecek bir yer bulabilir miyiz? Daha doğrusu kahvaltı edecek bir yer bulabilir miyiz? Muamma. Of, şöyle güneş güzel güzel çıkmışken bir mola verelim dedik. Canavar da bu. Yüklü vaziyette. Bu çantayı ilk kez deniyorum. Gayet güzel. Hani birçok şeyimi aldı. İçinde yağ var. Efendime söyleyeyim, kıyafetlerim var. İşte küçük bir ekipmanım var. Hepsi gayet rahat bir şekilde sığdı. Of, üşüdüm. Biraz üşüdüm. Daha, benim üşümemin sebebi daha çok acıkmamdan ya. Gerçekten çok fena acıktım. Öyle böyle değil. Ama ortam çok güzel değil mi ya? Bak bak. Fotoğraf adam. Balcılar köyüne geldik. Lütfen artık burada yiyecek bir şey olsun. Gerçi yiyecek bir şey olsa da ne olacak? Saat sabahın 8'i. Yani açık olur mu? O da ayrı bir soru işareti. 250 kilometre diyor. Yani aslında yolun yarısını tamamlamışız bile. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Günlük yolumuzu 450 kilometre bazında ayarladık. Yani ortalama her gün 3 gün boyunca 450 kilometre civarlarında gideceğiz. Bugün tabii şimdi büyük bir kısmı gidiş olduğu için sadece tamamlamışız bile yarısını. Zaten Bursa'dan buraya geliş, bak bu Talha'yla, bir saniye şu yola bakayım. Talha'yla buluştuğumuzda sıfırlamıştım ben, 188 kilometre yol yapmışız o zamandan beri. İki saattir dolanıyoruz ya. Çanakkale'ye kalmış şurada 15 dakika. Yani bir yolu kaçırdım diye Ozmet beni aldı, döndürdü, dolaştırdı, yine aynı yolu sokmaya çalıştı. Yeni yol versene abi. Açtı. Eski dostum Google Maps. Açtık. Bir de şu var ya, şu Google Maps bir de GPX desteklese ne güzel olacak anasını satayım ya. Vallahi var ya, zaten açlıktan kudurmuşum. Daha demin videonun başında diyordum ya, Talha işte Çanakkale'de güzel bir kahvaltı yaparız. Ben de yok artık falan yapıyordum. Hakikaten o oldu ya. Yani geldiğimiz yol boyunca dağ tepe haliyle bir tane bir şey yoktu. Çanakkale'ye geldik yani. 15 dakika mesafe falan var. 13 dakika hatta. Neyse, yapacak bir şey yok. Çanakkale'ye geldik. Yol çok güzel aktı gitti. Ne ara Çanakkale'ye geldik gerçekten hiç anlamadım. Ve beklediğimizden de bayağı erken geldik. Yani ben diyordum ki herhalde bizim Çanakkale'ye varışımız 11-12 arası falan olur. Saat şu an 9.30. Yani gerçekten bu kadar erken beklemiyordum. Ne haber moruk? Ne bileyim oğlum, ben Çanakkale'yi. Ben öğle yemeği üzerine kurmuştum burayı. Sabah kahvaltısı konusunda ya, buluruz artık gözümüzün kestiği bir yeri. Feribot tarafına gidelim işte. Deniz kenarına doğru gidelim. He? Geldik zaten, 5 dakika gösteriyor. Ben Çanakkale merkez yazdım. Troya değil, feribot. Aynen. Biz de sağa döneceğiz. Ha, şurada motor park etme yeri de var. Motor parkı. Bir dakika. Şöyle yapalım. Gel Taş, feribota buradan bineceğiz. Tosta niyetliydik ama börek bulduk. Vallahi kendime geldim ya. Gerçekten insanlığıma geri döndüm. Sen niye girmiyorsun? Şimdi şuradan bilet işini halledip feribota bineceğiz. Muhtemelen, tahmin ediyorum, yarım saat falan sürüyordur şeye geçiş. Kilitbayır'a geçiş. Oh, şu ayağı atamadım. Buraya mı giriyoruz? Feribotla hiç geçmediğim için bilmiyorum.
bakalım nereye koyacaksın beni. Oh, sonunda karşı kıyıya geçtik. Şimdi başlıyor. Şimdi başlıyoruz. Ben şimdi dur şurada haritayı ayarlayayım. Burası Yellow Tower yazıyor haritada. Ha güzel yermiş ha, hoşuma gitti. Mis gibi deniz de kokuyor. Şimdi bir de yemeği de yedim ya. Böyle enerjim kendine geldi. Kilitbahir Kale Müzesi'ymiş burası. Ama dediğim gibi yani belli başlı yerleri gezeceğiz. Hepsini gezmeye kalksak gerçekten büyük bir zaman gerekiyor. Yani benim burayı 2 gün falan ayırmam gerekiyor. Rumeli Hamidiye tabiası. Ha, tabiyalar. Burası hala aktif bir askeri ve Zargana Camping. Abi de 20 kilometre diyor. O bayağı varmış ya. E doğru aslında, yani bu tarafın en aşağısı normal. Şimdi Alçıtepe'ye geldik. Şehitliğe son 10 kilometre kaldı. Buradan görülür mü bilmiyorum. Ama bundan sonra zaten geleceğimiz noktalar da başlamış oluyor. Şimdi Hilal Ahmer diyor, orası değil. Ya çok var gerçekten. Her yerde bir şey var. Fevzi Çakmak Anıtı, o da değil, düz sanırım. Mesafeden görüyorsunuzdur. Yarısı en azından gözüküyor. Herhalde bir 5-6 kilometre kadar kaldı. Ne diyor? Düz diyor. Değil mi? Aynen. Orası Seddülbahir. Bu taraflarda bir yerde girişi başlayacak mı? Otomobil park alanı. Ücretsiz otopark. Bizim onunla işimiz yok. Mesela bir saat şu an 11 çeyrek. Biraz boş da olduğu için, biraz da erken olduğu için rahat bir saatte geldik. Burası Meçhul Asker Anıtı. Bilmeyenler için hemen okuyayım. Muhtemelen kamerada da göremiyorsunuzdur. Çanakkale Savaşları sırasında bir Anzak askeri tarafından Gelibolu Yarımadası'ndan Avustralya'ya götürülen bir Türk askerine ait kafatası Avustralya hükümetince 10 Mart 2003 günü Türk makamlarına tespit edilmiş ve 18 Mart 2003 günü buraya defnedilmiş. Ne kafayla yapıldığını anlayamadığım bir şey ama yani adam buradan almış bir kafatası, kendi ülkesine götürmüş. Yani neyse ki hükümetler araya girmiş de daha sonra tekrar kendi toprağına defnedilmiş. Sizlere ufak bir tarihçeyi anlatmak istiyordum abilerin ama rüzgarsız bulabildiğim tek yer şu an burası olduğu için aslında orada anlatmak istiyordum. Burada bir ufak bahsedeyim size, birazcık kopya çekerek başlayacağım. 1943 yılında Milli Savunma Bakanlığı bir yarışma başlatıyor bir abide yapılabilmesi için. 44 yılında bu abide yarışması sonuçlanıyor. Kazananların projeleri seçiliyor.
1954 yılında temel atılmaya başlanıyor. Temel, yani bu gördüğünüz, daha demin gördüğünüz yapının temeli atılıyor. İnşaat başladıktan aylar sonra abidede kullanılan malzemelerin kalitesiz ve çürük olduğu tespiti yapılıyor. Bundan dolayı ihale feshediliyor. Bu ihale feshedildiği dönemde de işçilerin maaşı ödeniyor, işte malzemelerin parası ödeniyor. Tabii buna ayrılan bütçe de bitmiş oluyor. Daha sonra Milliyet Gazetesi muhabiri Necmi Onur'un bir yazısıyla birlikte, işte abide yarım kaldı tarzında olayları anlatan bir yazısıyla birlikte ülke çapında büyük bir seferberlik başlıyor bununla ilgili. Hatta yani bilmiyorum ne kadar bu doğru da Zeki Müren'in böyle Türkiye turnesine çıkıp işte oradan kazandığı tüm parayı bu abidenin yapımına başladığı söylenir. Bilmiyorum doğru mudur, yanlış mıdır. Abidenin gövde inşaatı 1959 yılında tamamlanıyor. Daha sonra Anafartalar Zaferi'nin 45. yıl döneminde ise tamamen açılıyor abide. Bu bizim son gördüğümüz hali, 2005 yılında gerçekleşen büyük bir restorasyon sonrasındaki hali. 2007'de tamamen açılıyor. Şu an bizim gezdiğimiz, gördüğümüz halini alıyor. Tabii yine ufak ufak düzenlemeler vesaire yapılıyor. Ama gerçekten hani askereli değmiş bir yer belli. Gayet güzel. Ben ilk defa geldim. Hep görmek istediğim bir yerdi. Yani geldiğime gerçekten değdi. Şimdi diğer yerlere devam edelim. Daha gideceğimiz çok yer var. İşte Jonk Bayırı var, Kanlı Sırt var. Bakalım eğer kaybolmazsak, başarabilirsek, harita sapıtmazsa oralara da gideceğiz. Şehitlikten çıktık ama normalde bizim gideceğimiz yolu kapatmışlar. İşler biraz değişti. Biz Septülbahir tarafına geçecektik. Öbür taraftan, yani oradaki yolu kapattıkları için artık herhangi bir yerde bir tabela bularak o tarafa ineceğiz. O taraftan dolaşıp, eğer yine tabi ekstra bir yol kapatılmadıysa, normal rotamıza geri dönebileceğiz. Tamam, şimdi Septülbahir'e geldik. Buradan düz mü gidiyoruz? Düz gidiyoruz. Gitmiyormuşuz ama çok fark etmiyor. Bir yan sokak. Mesela Septülbahir deyince benim gözümün önüne sadece işte anıtların olduğu bir yer geliyordu ama bayağı normal köymüş yani. Buraların doğa olarak bu kadar güzel olması ama aynı zamanda çok üzücü bir tarihinin olması. Binlerce insanın, on binlerce insanın hatta burada ölmesi. Baktığında dünyanın en şirin yeri duruyor. Ya var ya, hiçbir şey yapmasan şu yollarda motor sürmek için bir de gelinir buraya. Çok keyifli ya, etraf olsun, yollar olsun, böyle cillop gibi. Sanırım geldik. Ama buranın girişi, buradan böyle giriyoruz, şurada yukarıdan dolaşıyoruz. Tekrar buraya iniyoruz diye biliyorum. Yani benim Google Maps'te Street View'da gördüğüm kadarıyla sanırım bir ara araç trafiği varmış ama şimdi yok mu? Bir yere çekmeni mi istiyorlar? Yok, tek yön var. Tamam. Doğru. Şu Mehmetçiğe saygı anıtı mıydı? Evet. Sanırım Anzak askerini taşıyor. Onu simgeleyen bir anıt. Şu herhalde Anzakların bir anıtı. Long Pine. O köpek mi oradaki? Allah Allah, köpekmiş ya. Sus. Burası da. Hop. Anzakların ama oradan bir yol yok. Şöyle size göstereyim. Yine bunlar Anzak askerlerinin sanırım mezarları. Buradan yine başka bir mezarlığa mı gidiyor? Aynen. Shell Green tarafına gidiyor. Rough Track diyor. 1 kilometre. Bunlar siperler.
Hala var olan siperler aynı. Yine bunlar da yabancı askerlerin anıtı. Burası Anzak siperleriymiş, evet. Orası Anzaksa, burası aynen Türk ön hat siperi. Yani mesafeyi görüyorsunuzdur, değil mi? Yolun karşısı. Anzak siperleri, Türk siperleri. Yani o derece yakın bir savaş. Oo. Manzaraya bakar mısın? Manzara muhteşem değil mi? Kardeşim, adam boşuna gelmemiş buraya. Baksana şu güzelliğe. Ve hala bakir kalmış. Baksana ya, suyun turkuazlığı kamerada belli oluyor mu bilmiyorum da. Şu an inanılmaz bir şekilde oraya gidip yüzmek istedim. Hem Mustafa Kemal'in meşhur fotoğrafının çekildiği yermiş burası. Yani bu fotoğrafı çeken diyor ki öyle karışık yollar ki yalnız başına içinden çıkmak mümkün değil. Adeta insana yer altında başka bir dünya hissi veriyor. Ya bölge öyle bir yer ki her noktasında bir tarih var. Şimdi park diyor ileride. Tamam, burası Cumhurbaşkanı. Şurası herhalde parktan kastı. John Bayer'e hitap ederim. Tamamlar yapmış. Burada 1985 yılında Türk siperlerinin onarım sırasında kemikleri bulunan şehitlerimiz yatmaktaymış. Bu şekilde defnetmişler. Rüzgardan duyduğum bilmiyorum da burası Yeni Zelanda anıtı. Tam şu noktada Mustafa Kemal'in şaraplar parçasının cep saatine geldiği yer. Burası da üstelinen Nazif Çakmak Şehitliği. Ve arkası da hemen Türk siperleri. Evet, bu kısmı da bitirdik. Sanırım bundan sonra uğrayacağımız bir yer kalmadı bu bölgede. Şimdi Keşan'a doğru ilerleyeceğiz. Orada göreceğimiz, bakacağımız, duracağımız yerler var. Sanırım burası da ilk gördüğüm kesişim noktasına iniyor. Saat 2 oldu, birazcık da acıktık. Sanırım yolda bir yerde yiyecek molası vermemiz gerekecek artık. Yani daha önce de dediğim gibi şu an çok belli başlı yerlere biraz kaba taslak gezmek zorunda kaldık. Buraya yani eğer gelecekseniz, burayı sonuna kadar gezeceğim diyorsanız bir iki gün rahat ayırmanız gerekiyor. Küçüklü büyüklü bir sürü anıt, şehitlik, efendime söyleyeyim tarihi yer. İşte Çanakkale Tanıtım Destanı ofisi var mesela, kocaman kompleks. Bizim maalesef ki böyle bir vaktimiz olmadığından bu şekilde gezdik. Ama bence yani ben ilk defa geldim, hep merak ettiğim bir yerdi, bir türlü kısmet olmadı. Kesinlikle gelip görülmesi gereken yerlerden. Burada neler yaşandığını, işte ne şartlar altında savaşıldığını gerçekten çok iyi anlıyorsunuz. Keşan'a 50 kilometre kaldı. Artık yemeği falan oraya bırakırız dedik. Şehitlik tarafından çıktığımızdan beri sürüyoruz sadece diyebilirim. Şimdi buradan gideceğimiz taraf, yanlış hatırlamıyorsam, Adil Han köyüydü. Oradan eski yol sanırım orası da. Keşan'a bağlanan bir yol var. Oradan geçerken bir köyden geçeceğiz. O köyün adını şu an unuttum.
O köyün bir özelliği var. Türkiye'deki yani aslında bizim yerel Cadılar Bayramımızın yapıldığı bir köy. Bocuk Festivali diye geçiyor. Bocuk değil mi? Doğru. Bocuk Festivali. Bocuk Festivali'nin yapıldığı yer. Bu arada tağla arkamdaymış, göremedim bir an. Oraya geçeceğiz. Bakalım dikkatimizi çeken bir şey olur mu? Neymiş bu bocuk? Bir bakalım. Ondan sonra zaten hemen peşine Keşan geliyor. Rotanın son çeyreğine gelmişken rotayı değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü yol tamamen kapatılmış. Biz normalde bu taraftaki eski bir yoldan gidecektik. Ama yok yani, tamamen kapalı. Toprakla moprakla falan kapatmışlar hiçbir şekilde girilmesin diye. Nedenini bilmiyorum. O yüzden eski usul Google Maps'e geri döndük. Sanırım o da bizi şuradaki ana yola çıkartacak. Oradan kaç dakika gösteriyordu? 24 dakika gösteriyor. Oradan 24 dakika efendi gideceğiz artık. Saat zaten 5 oldu. Yani bir gidip dinlenmek de istiyoruz. Daha giriş yapacağız. Motorları boşaltacağız. Onları çıkartacağız falan filan. Bir de ufak bir bakım da yapmak lazım. Bütün gün toz toprak içindeydik. En azından zincirleri bir yağlayacağız. Çok rüzgar var dediklerimin ne kadarı geliyor onu da bilmiyorum. O yüzden birazcık daha az rüzgarlı bir yere geçtiğimizde konuşmamıza devam ederiz. Evet, sonunda Keşan'dayız. Yaklaşık 430 kilometre yol yapmışız. Birazdan öğretmen evinde olacağız. Yaklaşık 2 dakika gösteriyor. Ben öğretmen evini aradığımda motorlarımızı koyabileceğimiz rahat, güvenli bir yer olduğunu söylemişlerdi. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Öyle yok caddeye park edin falan, cıngar çıkartırım ha. Özellikle sordum. Hatta dedi buraya motorcu şeyler geliyor. Tur yapanlar falan filan. İyi bakalım dedik. Buradan bir sağda. Zaten gerçi yanında da hemen şey var ya. Askeri gazino var. Aha şurası. Vallahi bak şeyden tanıdım. Google Maps görüntülerinden tanıdım. Hadi geç. Hadi geç. Küçük tombiş. Değil mi? Subay bölümü aynen. Ahan da burası. Buraya bir rampa koyduklarına göre. Oraya mı? Gel gel. Bak varmışlar. Tamam. Valla biraz. Ha. Süper. Vallahi 10 numara 5 yıldız ha. Şöyle koyacağım. Harika bir imkan. Kardeşim özellikle sordum. Özellikle sordum, böyle bir imkan var mı dediler. Dedim var dediler. Odamız bu şekilde. Ne kadar vermiştik biz buraya Talha? Hatırlıyor musun? 1600. 1600. 800 vermiştik değil mi? Evet. Aynen. Mart'ta şey yapmıştım, rezervasyon yaptırmıştım. Mis gibi işte bak, iki tane, pardon bir tane çift kişilik, bir tane tek kişilik var. Banyomuz da burada, sinekliğimiz de var. Pervaneye şu kadar koymuşlar bak. Şu an çalışıyor. Büyük premium seri galiba bu. Vay 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 diyorum sahibi. Dönüyor mu? Alt üst bir gece kalacağız ya. O yüzden tamam. Hiç sıkıntı değil. Zaten sıcağa bakmaktık. Of, yorulduk, şimdi bir soyunup dökelim. Daha sonra biraz motorlara bakımı falan yapacağız. Sonra bir şeyler yememiz lazım artık. Görüşürüz.